Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Suriye, Hakan Bayrakçı'ya bundan sonra döneceğim. Bir Suriye operasyonunun sinyalini verdi diyebilir miyiz? Dünkü yani Bir ne demiş, bir bakabilir meclis miyiz? açış konuşması. Meclis açılış konuşmasında çok Evet. dikkat çekiciydi. Bu terör Ankara'da o gün, hemen o gün meydana gelmiş. Dün yaptık bu konuşmayı. Yani o terör olayından birkaç saat sonra Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılış konuşmasında dedi ki, güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejimiz bakidir. Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyoruz. Bu nedir? Bu bir sinyal mi? Bu Suriye'de eksik kalan sınıra komşu alanlarda harekat yapılacağını sinyalidir bu. Yani 911 kilometreyi tamamlamak Evet, için. Ya bir görebilir miyiz o Suriye'yi? Suvani'den Afrin'e. Onur, deminki haritayı ver. Bir gösterebilir misiniz? Neresi eksik? Şey, Şimdi Kamışlı'dan. bizim ilk harekatımız Fırat Kalkanı bölgesiydi. Burasıydı. İkinci harekatımız Zeytindalı harekatıydı. Afrin bölgesiydi. Evet. Üçüncü harekatımız Barış Pınarı harekatıydı. Resulayn ve Tel Abyad arasıydı. Şimdi burada, şurada Membiç'in, Aynel Arab'ın olduğu alan kaldı. Bir diğer tarafıyla da Kamışlı merkezli olmak üzere Barış Pınarı harekatının Irak'a kadar olan Aynen. alanı kaldı. Şimdi bu Ha, alanların kalan kısımlar. tabii buraların bir özelliği var Ahmet Bey. Kürt etnik kimliğinin terör örgütü tarafından ismar edildiği demografik alanlar burası. O yüzden son derece önemli. Şimdi çözüm dedi ya İsmail Bey. Çözümün işte en önemli kısmı bana sorarsanız o. Kürt etnik kimliğiyle bağını kesmek zorundasınız. Özel yeri neresi? Ne demek ya Kürt Kamışlı. etnik kimliğiyle Aynı ne demek yani istiyorsun? YPG Yani demografik Kürt yapıyı etnik değiştiriyor. kimliğini ben temsil ediyorum konseptini kaldırmak istiyorlar. Ha, demografiyi bozuyor diyorsun. Tabii Bozdu demografik zaten. kimliği ismar Mesela ediyor. Aynel Arap Kobani diyor ona. Yani komple orada şu anda Kürt Tamam. nüfusu. Kendi mührünü vurmak istiyor. Aynen öyle. Demografiyi değiştiriyor. Tabii Kamışlı da öyle. Yani şöyle söyleyelim. Peki şu mu? Bu şu, Eksik kalmasın lütfen. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Lütfen. Tel Rifat bölgesi. Şehpa Kantonu. En önemli yerden En önemli birisi. güvenlik Tamam o güvenlik. cep ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu mu? Yani biz şuraları hallettik. Bunlar tamam mı? Afrin, Azez. Evet Buralarda bir sorun kontrolümüz var. yok. Tel Abyad. Üç yer kaldı. İstikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Aynı Türkiye'de yapmaya çalıştığı gibi çok daha fazla eylem yapmaya çalışıyor 30 buraları. kilometre derinlik var mı bunlarda? Var. Var. Ha diyor ki şimdi o yarım kalan yerleri mi tamamlayacağız? Evet. Evet. Üç tane Onları nokta. tamamlayacağız diyor. Ahmet Tel Rifat, ben... Münbiç, Kamışlı. Bu üçüye de böyle kama gibi girdiniz mi 911 kilometre tamamlanıyor. O zaman tam güvenli, Tabii. güvenli Hat. sağlıyor. Yani teröristin sızması, bu tür terör eylemlerine başvurmasını imkansızlaştıracak. Ama Çünkü... Sayın Erdoğan cümlesinde sadece bu yok. 30 kilometrelik güvenli bölge yok. Daha derinde de devam edeceğiz diyor. Ahmet Bey, hatırlarsanız bizim içimizde PKK'nın ve DAEŞ'in canlı bomba eylemleri olunca terörle mücadele konsepti değiştirildi. Terörle kaynağında mücadele konseptine geçildi. İşte 30 kilometre kat oluşturuldu ve o bize önemli bir rahatlama sağladı. Ama belli oluyor ki bu yeterli. Ben Cumhurbaşkanı'nın sözünden hem Suriye'ye bir operasyon sonucu çıkarıldı ama ben bunun bir Irak'a bir kara harekatı olabileceği de düşünüyorum. Güney sınırlarımız dediğine göre orayı da. O bakın evet. belki de şimdi biz bu konuları çok konuşmadık. Abi. O zaman 1330 Ama kilometre. Ben şuna inanıyorum hala. Suriye'yi Suriye'den çözemeyebilirsiniz. Ya bu arada bizim Yunus Amerika'da, Washington'da Yunus'u görebilir miyim? Yunus Paksoy Cumhurbaşkanı'nın bu mesajını Amerika Dışişleri Bakanlık sözcüsü, dışişleri sözcüsüne sordun değil mi Yunus? Doğru Ahmet Bey. Nasıl sordun, ne cevap aldın? Sanıyorum arkadaşlarımızla birlikte biz onun klibini hazırladık. Hazırladınız mı? Eğer verebileceksek Onur hazır mı? Ilk önce. Ya önce bir verelim sesli soruyu da duyalım, cevabı da duyalım, sonra Yunus Sultan dinleyelim ayrıntıları.
condemn any act of terrorism against Turkey and its people. As I said, the PKK has been designated as a foreign terrorist organization by the United States. We stand firmly by Turkey and the Turkish people in their fight against the PKK, and we will continue to do so. About 4 years ago, the United States administration reached an understanding with the Turkish government that the YPG elements in northern Syria would move 30 kilometers, 19 miles south of the border. And that still hasn't fully materialized. Do you still recognize that understanding between the two countries, or do you say that was the previous administration, not us? Let me take that one back so I can get you a more detailed response. Go ahead. Condemn any act of terrorism against Turkey. Yunus, ben hiçbir şey anlamadım. Yunus yine sıkıştırmış. Yani bir dakika, önce biz diyor PKK'yı terör örgütü olarak tanıyoruz. Ondan sonra Türkiye'ye yönelik bu eylemi kınıyoruz. Güzel, onlar güzel. Sonra sen ne soruyorsun da o böyle bir tuhaf bir cevap veriyor. Bir orayı anlatır mısın? Tabii. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hep zaten Türk hükümeti yetkilileri de ABD'li yetkililere diyor ki 30 kilometre 19 mil bir anlaşma yapılmıştı. Hatırlarsanız Trump yönetimi zamanında Mike Pence başkan yardımcısı Ankara'ya gelmişti. Arada bir mutabakat. Ha, sen diyorsun varılmıştı. Ki sizin yönetiminiz o anlaşmayı tanıyor mu tanımıyor mu diyorsun. Kesinlikle. Ben de diyorum ki yani o Trump dönemiydi. Şimdi Biden dönemi. Biz o anlaşmayı tanımıyoruz mu diyorsunuz? Yoksa hala o mutabakat geçerli mi sorusunu sordum. Ben o soruyu bir alayım. Size daha sonra cevap vereyim dedim. Ha. Ben o soruyu sorana 3 saat geçti. Sonra ben bir de 1,5 saat önce bunu yazılı olarak hatırlattım dedim. Hani böyle bir soru sormuştum. Bana geri dönecektiniz. Geri dönecekseniz önümüzdeki saat ben CNN Türk'te canlı yayındayım. Cevabınızı canlı yayında okuyabilirim dedim. Hala bekliyorum onu. Peki Yunus böyle bir şey var mıdır? Hani ben bir alayım o soruyu, onu bir inceleyeyim, sonra cevaplayayım. Böyle bir gelenek var mıdır? Çok nadir oluyor. Bunlar da sözcünün kişisel olarak bilmediği, yani kendi bilgi haznesinden cevap veremeyeceği sorularda. Sanırım biraz orada hani nasıl diyelim gafil avlandı, beklemediği, bilmediği bir konu anlıyorum ki dışişleri sözcüsü 4 yıl önceki mutabakattan haberi yok. Ondan dolayı ben bir döneyim, görüşeyim, ondan sonra size cevap verelim dedi. Biz de bekliyoruz hala aslında cevap gelmeyi. O zaman gitsin, görüşsün, baksın, araştırsın, yetkililerle değerlendirsin, sana bir cevap gelecektir mutlaka. Ben takip ediyor olacağım önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki saatlerde. Şu an saat burada 4:25 geçiyor. Aslında yarım saate vardiyaları da mesaileri de bitiyor ama belki masada çalışanlardan biri bana geri dönüş yapabilir. Orada aslında ilginç söylediği şeyler de vardı dışişleri sözcüsünün. Aslında ben cevapları çok da olumsuz olarak algılamadım. Çünkü bir, çok güçlü kınama geldi 1 Ekim'deki terör saldırısına. İki, orada Iraklı bir gazeteci vardı. Yani Kürt kökenli Iraklı bir gazeteci vardı. RUDAV'a çalışan. Biliyorsunuzdur RUDAV kanalını. Dedi ki Türkiye hava saldırısı düzenledi Irak topraklarında. Irak hava sahası içinde. Bu komşuluk ilişkilerine sığmıyor. Ne diyorsunuz dedi. Sözcü de dedi ki Türkiye'nin terörle mücadeledeki endişelerinin farkındayız ve kabul ediyoruz. Eğer Türkiye terör operasyonu yapacaksa Irak hükümetiyle koordineli olarak yapsın dedi. Yani yapmasın demedi. İşte bölgeyi stabil durumdan distabil duruma geçiriyor demedi. Karşı çıkıyoruz demedi. Sadece hani haber verip yapsın, koordineli yapsın dedi. Yani baktığımızda 2-3 açıklama bugün oldukça olumlu geldi. En azından peki, ben öyle yorumladım. Bir dakika, bir tanesi yapılan terör eylemini kınıyoruz. Güçlü bir kınama var. Şiddetli. Şiddetli güçlü bir kınama. İki, hava harekatına itiraz yok ama Irak'la koordine, Irak'ın haberi olması gerektiğini söyledi. Üç ne? Üçü de işte bizim aslında benim en merak ettiğim soru oydu. Çünkü eğer, şunu da diyor çünkü, diyor ki biz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. Neyde? PKK ile mücadelede. Peki 4 sene önce varılan mutabakat hala gerçekleşmedi. Ha, sana mesela biz o mutabakatı tanımıyoruz. O Trump dönemi mutabakatıydı diyebilirdi. En azından onu demedi. Bir bakayım, araştırayım, sana döneyim dedi. Evet, aslında hiçbir zaman ağızlarından biz o mutabakatı tanımıyoruz demediler. Ama ortada olan de facto durumu da Türkiye'nin çok kurcalamasını istemediler. Bölge
stabil halden işte daha düzensiz bir hale geçecek, IŞİD'le mücadeleye sekte vurulacak gibi sebeplerle çok da kurcalamasını istemiyorlar Türkiye'nin. Bakalım buna cevap ne olacak? Yunus'un kastettiği Barış Pınar Harekatı döneminde önce Ruslarla sonra Amerikalılarla yaptığımız bir tabakat. Membiç meselesi. Membiç'ten normal onlar Membiç'i Barış Pınar Harekatı'ndaydı. Şimdi doğru. Dediler ki harekatı durdurun, biz gerisini biz halledelim. Tabii tabii, anlaşma yapıldı, mutabakata varıldı. Onlar gerisini halletmedi. Onlar Ruslara teslim ettiler. Ya bayağı tantanalı bir hatırlıyorum tabii, ben tabii, onun tabii. Bayağı şatafatlı bir tören yapıldı yani. Bir Ruslarla bir Amerikalılarla orada bayrak gezdirdiler. Sabah bayrak başka bir ülkenin oldu. Amerikalılar ne oldu? Öğleden sonra Rusların ne oldu? Vallahi bize vermemek sözcü, için Ruslara teslim etti. Sözcü Yunus'a cevap verin bilmiyorum. Bir süre sonra şey diyebilir. Ya ben ya Yunus. Yani bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor. Kızıyorlar mı sen? Hayır, böyle sıkıştırıyor. Çok aykırı aykırı sorular sorunca kaşlar çatılıyor mu yoksa... Yani şunu söyleyebilirim ben, biz CNN Türk olarak her zaman haklı argümanlarla ve hakikatin dışına çıkmadan soru sormaya çalışıyoruz. Yani bazıları geliyor mesela orada, gerçekten de hani saygıya, profesyonelliğe yakışmayan tonda soru sormaya çalışıyorlar. Yani biz net, sadece ayakları yere batan, bilgiye dayanan argümanlara göre sorular soruyoruz. Ondan dolayı aramızda öyle bir gerginlik olmuyor. Ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Trump 2019 yılında şunu söylemişti. YPG'nin 30 kilometre öteye gitmesi onların yararına olur. Türkiye'nin hava kuvvetlerine karşı hiç şansları yok. Bu iyi bir gelişme olur demişti. Yani o yönetimle bu yönetim arasındaki ben farkı da anlamaya çalışıyorum aslında. Yani belki... o Trump'tı, Trump'ın dönemiydi. Biz Biden'ız demediler. Belki de diyebilirler, bakalım. Bakalım, ben de merak ettim vallahi verecekleri cevabı. Belki Trump gelince o anlaşmaya tekrar döner Yunus, kazanırsa Trump. Açıkçası Trump zaten bu sürecin destekçisiydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin argümanlarına paralel argümanlar sunuyordu. Yani YPG'ye açık açık, yani çıkın bence hiç şansınız yok Türk ordusuna, Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı. Hani sizin için iyi olur demişti. Ama o dönem hatırlarsak hep beraber hafızamızı tazeleyelim. Trump çıkmak istediğinde medya olsun, think tankler olsun, tabii, düşünce kuruluşları, kurumlar olsun şeytanlaştırmıştı. Ve şu şekilde tartmadılar başlıklar ya atılmıştı. Trump Kürtleri yalnız bırakıyor. Trump doğru, doğru, ortağımızı tabii, tabii, yalnız bırakıyor diye ve o süreci baltalayan da Pentagon'daki generallerdi. Onlar, aynen, izin vermemişti ABD ordusunun çıkmamasına. Trump kazanır mı Yunus? Şu an çok güçlü bir aday ve Biden'ın da önünde görünüyor. Hatta şu soruyu ben sorayım. Biden acaba o oy pusulasında olacak mı? Ben ondan şüphe duyuyorum. Abi, Biden aday göstermeyebilirler. Ben de öyle düşünüyorum Yunus. Senin kararın aday göstermeme şansları yok Abdülkadir Selvi. Hani Biden adayım dedi zaten. Ama şöyle bir baskı başladı ana akım medyada. Yani onun adaylığından çekilmesi için işte yaşın ilerledi, mental, fiziksel kapasiten artık yeterli değil gibi yazılar yazılmaya başlandı. Bu çok ciddi bir dönüş medyada. Biz New York'tayken böyle bir hava yoktu ama Yunus. Açıkçası Washington'da o hava oluşmaya başladı. Yani bütün silahlarıyla medya saldırmıyor şu an. Ama anketlerin yorumları yapıldığında ya hani Biden'ın da Trump'a karşı en iyi aday olup olmadığını tartışabiliriz. Ya yaşı, soruşturma etkili olur mu? Neyle ilgili? Bu oradan, soruşturma oradan bir şey çıkmaz Abdülkadir Bey. Yok, o siyasi şey yasak gelmiyor. Aday oluyormuş. O konu artık kapattık o konuyu. Durup dururken Trump kazanır mı diye sormam da çok enteresan oldu. Öyle oldu biraz. Ya bu Trump da Biden'ın taklidini yapmaya çok bayılıyor. Daha önce birkaç defa yaptı. Bir dakika. Tam ekran versene. Yunus, sen de görüyor musun? Bak yine yaptı. Görüyorum. Geçen görüyorum. Gün. Buyurun. But if I walk left there's a stair. And if I walk right there's a stair. And this guy gets up. Where am I? Şimdi bir daha versene şunu. Bir daha görebilir miyiz? Şuradan görelim. Bir de tam ekran verin. Anlaşılmıyor. Bir daha en başa alıp bir daha verebilir miyiz? Şimdi sayın seyirciler, buradaki yapı şu. Ben onu bir anlatayım da ondan sonra başlasın. Burada Biden'ın kendisi.
Burada da Trump'ın taklidini görüyorsunuz. Öyle izleyelim. Şimdi baştan alalım. But if I walk left, there's a stair. And if I walk right, there's a stair. And this guy gets up. Where am I? Where the hell am I? Where am I? Ha, alem adam bu. Trump gerçekten matrak adam ya. İkisi girerse 52,5 47,5 Trump kazanır bu sefer. Ne diyorsun abi? Bak abi, not alırım. Aa. İddiaya girerim. İyi söyledim de son Hakan 3 senedir abi. Yanlış. Evet yani ama Amerika'yı da bilmiyorsundur diye düşünüyorum. Yok abi. Amerika'yı iyi bilirim ben. Hakan eyaletleri abi. Bile tek tek sayarım. Hakan abi again please. Yes. Tekrarlar mısınız? İkisi girerlerse. Tamam. Trump ve Biden. Trump 52,4 Biden 47,6. Kayda geçtin mi Onur? Asıl Yunus abi. Kayda geçsin. Seçimleri Yunus takip edecek. Şimdi ben de bir peki, şey peki Yunus teşekkürler. Şimdi Trump Biden bitti. Küçücük bir cümle. Şimdi Biden'ı sevmiyoruz. Bu bir gerçeğimiz. Ama Biden'ın böyle yapması mental bir yetersizlikten kaynaklanıyor. Trump'ın bununla alay etmesi çok insani değil. Bravo. O da ayrı. Bravo. Doğru.